Merhaba arkadaşlar. Bugün değişik bir konuyu ele alacağız. Birkaç farklı açıdan ele alacağım bu konuyu. Squat derinliğinden bahsetmek istiyorum ama işte squat şu kadar derin olmalı, şöyle olmalı, böyle olmalı, işte kalça eklemi dizin altında kalmalı falan gibi böyle teknik konulara değil, birazcık felsefi boyutuna ineceğim konunun. Şöyle ki ass to grass squat, yani işte kalçanın yere kadar değdiği işte en derin squat böyle bir trend olmuş durumda, bir moda olmuş durumda ve herkes bunu bir yetenek, bir bonus zannediyor. Fakat şimdi burası bir powerlifting kanalı ve ben powerlifting kanalı olmama rağmen bunun benim takipçilerim arasında da bir trend olduğunu görmeye başladım. Bu konuda sizi uyarmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü ass to grass squat yapmak powerlifting müsabakasında bize bir bonus puan, bize bir ekstra beyaz ışık gibi bir katkı sağlamıyor. Bunu vurgulamak istiyorum. O yüzden bu trendden vazgeçin. Evet, hareket kabiliyeti, işte hareket kapasitesi, mobilite açısından ben de gerçekten dibe kadar inebilmeyi ve o kadar kabiliyetli olmayı isterdim. Ama bu ekstra bir yetenek sadece. Hani bunun bize bir getirisi var mı müsabakalarda veya herhangi bir başka spor alanında? Yok. Ass to grass squat daha fazla hipertrofi sağlıyor mu? Biraz daha az derin, yani optimum derinlikte daha ağır squatlar çok daha iyi hipertrofi sağlayabilir. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla ass to grass squat bize bir bonus puan getirmiyor. Videonun başlığı da bu olacak. Ass to grass squat bonus puan getirir mi? Bizi yükseltir mi? Hayır arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Yani ben powerlifting sporcusu olduğum için söylemiyorum. Tabii ki olimpik halterde hani silkme ve koparmanın dip pozisyonunda daha derin bir noktada durup barı orada hani alabilmek önemli olabiliyor ve orada stabil kalabilmek önemli olabiliyor ve gerçekten çok derine inmeleri gerekebiliyor stabiliteyi sağlamak için. Ancak hani olimpik halter yapıyorsanız ben o kadar derinliğe inmeye ekstra çaba sarf etmenizi ve buna odaklanmanızı öneriyorum. Onun dışında hayatının amacını gerçekten ass to grass squat yapmaya çalışanlar var. Yani bunu hayatının amacı haline getirmeye çalışanlar var daha doğrusu. Sürekli bana mesaj atıyorsunuz. İşte abi ass to grass olmuş mu falan. Gerek yok arkadaşlar. Hele ki siz powerlifting yapıyorsunuz. Hiç gerek yok. Gel Sezgin bir squat yap. Birkaç tane yap mesela. Hangisi bize bonus puan getirecek? Bakalım. Çeşitli... Aynen aynen. Kafana göre. Sezgin mesela derinlik konusunda çok kritik bir arkadaşımız. Ben de öyleyim. Hani çok derine de inebiliyor. Derinliği geçersiz de sayılabiliyor. Arası yok. Ben de öyleyim birazcık. Şimdi Sezgin'in örneğinde bakalım. Ass to grass squat yapabiliyor musun bu arada? Yapabiliyorum. Bir yap bakalım. Aslında çok ass to grass olmadı bro ama. Bacaklarım açık ya. Dur bir kapatayım da. Kanal olacak. Ha mesela bu bize bir bonus puan getirir mi Sezgin yarışmada? Getirmeyebilir ya. Getirmeyecek büyük ihtimalle. Muhtemelen getirmeyecek. Çünkü mesafe uzadı ve o dizlerimden aldığım şeyi... Evet öyle de bir şey var. Yani en iyi force production yani güç üretimini de en derinde sağlayamayabiliyoruz. Öyle de bir gerçeklik var. Yarışmalarda yaptığın gibi yap. Yani hem hipertrofi hem güçlenme. Hem yarışmada geçerlilik için, bu kadar derinlik varken ass to grass için sence de kıçlarını yırtmaları saçma değil mi bro? Çok saçma. Bir de PR denerken ki paralelimi yapacağım, onu yandan çekeyim. Bu da PR denerken. Hafif çalma mı? Sadece götür. SPD mi? Dizlik yüzünden derinliğe inememe şeyi bu. Bu da aynen. Yani ki Türkiye'de ben... bunun bile geçerli olduğunu gördüm. Dolayısıyla arkadaşlar bu videonun mesajı şu. Derinlik size sadece bir hareket kabiliyeti kazandırır. En çok halter gibi sporlarda işe yarar. Fakat powerlifting, işte bodybuilding, hani kas geliştirme. Hani range of motion arttığı için daha iyi kas geliştirebiliyoruz diye düşünenleriniz vardır. Hayır, daha patlayıcı kalkamıyorsunuz en dipten. Dolayısıyla force production az ve gerçekten bazı fibrillerin uyarılması daha az olacaktır. Ve kas gelişimi bazı yani daha yüksek derinliklerdeki güç üretimine göre daha az bir güç üreteceğiniz için kas gelişiminin daha az olma ihtimali de var. Hatta stabilite kaybetmeniz ve bazı kasları kullanamamanız da muhtemel. Dolayısıyla ass to grass'ı bir amaç haline getirmeyin. Bir araç olarak kullanabilirsiniz. Bazı sporlarla da hobi olarak ilgileniyorsanız
veya dediğim gibi olimpik halterle ilgileniyorsanız okey ama gerisi için üzgünüm. Elsugrass Squat bonus puan getirmiyor maalesef. Umarım bu videodan mesajı alabilmişsinizdir. Görüşmek üzere.